Merhaba Kıdemi Direksiyon değerli takipçileri. Bugün sizin için hazırladığımız videoda motosiklet ehliyet sınıflarından bahsedip ve bu ehliyet sınıflarını kazanca nasıl çevireceğiniz konusunda size ufak bilgiler vereceğiz. Şimdi Rıdvan hocamla birlikte sizlere ilk etapta ehliyet sınıflarından bahsedeceğiz. Örneğin hangi ehliyet sınıfını, hangi motosiklet ehliyet sınıfını kaç yaşında alabilirsiniz? Kaç kahva, kaç cc'ye kadar kullanabilirsiniz? Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Daha sonrasında da devamında da konu şekillenecek, muhtemelen nasıl para kazanacağınıza getireceğiz. Çünkü artık motosiklet ehliyetleri bizim zevk için aldığımız, trafikten kaçmak için alıp motosiklet kullandığımız zamanların dışına çıktı. Çünkü günümüze göre şekillenen ekonomide artık motosiklet ehliyeti olan her birey bundan kazanç sağlayabiliyor. Şimdi Rıdvan hocam, motosiklet sınıfları tek bir AX sınıfı vardı. 18 evet. yaşını dolduran herkes de alıp bütün motorları kullanabiliyordu. Ama 2016 yılından sonra yeni yönetmelikte bizlere bunları ayrıştırdılar. Sınıfsal şekilde ayırdılar. Evet. Mesela hayatımıza bir A1 sınıfı girdi değil mi Rıdvan hocam? Evet. A1 sınıfı özellikle 16 yaşını dolduran herkes bu ehliyeti alabiliyor. Bu gençler için bir avantaj oldu aslında. Bir diğer sınıf A2 sınıfı. Bu genel eski adı aslında A2. Ancak 18 yaşını dolduran herkes bu ehliyeti alabiliyor. Bir de A sınıfı var. Bu A sınıfı da sizin de bahsettiğiniz gibi kademe kademe ayırdılar bunu. Tüm motorları kapsayan, yani tüm CC'leri, bütün motorları kullanan A sınıfı. Bunun da yaş sınırı 24. 24 yaşını dolduran herkes alabiliyor. Küçük bir not da ekleyelim. A2 sınıfını 18 yaşında alan ve 2 yılını dolduran, yani 2 yıl deneyim sağlayan herkes A sınıfını direkt alabilir. Çok güzel olmuş aslında. Örneğin 16 yaşında bir bireyimiz var. Genç bir arkadaşımız. O da motosiklet kullanmak istiyor. Ve ona kısıtlı bir kahva içerisinde çok tehlikeye düşünmeyeceği, yani hayati tehlike yaratmayacak 11 kahvalık bir motor kullanmasına izin veriliyor. Artık gençlerimiz de 18 yaşını doldurmadan çok güzel bir şekilde 16 yaşında motosiklet ehliyetini alıyor. Hatta şu şekilde de yapıyorlar. Araç hastaları gençlerimiz var. 18 yaşını doldurmadan A1 sınıfı ehliyetlerini alıyorlar. Evet. Ve yaşlarını doldurduktan sonra, yani yazılı sınavdan muaf oluyorlar. Yaşlarını doldurduktan sonra B sınıfına yazılıyorlar. Ve bu durumda A1 sınıfı ehliyeti aldıkları için yazılı sınavdan muaf tutuluyorlar. Yani bu durumda ehliyet alma süreçlerini kısaltıyor. Yani 3 ay değil de 1 ayda B sınıfını alabiliyorlar. Sırf bu yüzden bile A1 sınıfını tercih eden gençlerimiz var. Evet. Bunlar tercih etme sebeplerinden bir tanesi. Ama daha fazla tercih edilme sebepleri de var. Şimdi günümüzde A sınıfı çok kullanılan bir sınıf değil. Genelde herkes A2 ile A1 alıyor. Çünkü A2 sınıfının CC'si 600 cc, yani 35 kahvalık bir motoru kullanmak zaten yeterli İstanbul gibi, Türkiye gibi bir yerde. Çok da büyük hızlı bir motora da gerek yok düşüncesiyle. Genelde A1 ile A2 sertifikasını alıyor bize başvuran adaylarımız. Şimdi, evet, sizin videoyu çekmemizdeki en önemli madde de araç kullanmak için aldığınızı düşünüyorsunuz ama şöyle bir avantajı var size motosiklet ehliyetlerinin. Size iş imkanları da sunabiliyor. Bunun altını çizmemizin sebebi, evet, ehliyetlerinizi alıyorsunuz, bir işiniz var, bunu part-time olarak ekstra bir kazanca da dönüştürebilirsiniz. Ya da artık günümüzde çoğu insan kurye olarak çalışıyor ve iyi paralar aldıklarını da düşünüyoruz tabii, takip ettiğimiz kadarıyla. Artık eskisi gibi ufak paraları da çalışılmıyor. Sektörlerin çoğunun motosiklet ehliyetli çalışanlara ihtiyacı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi günceli takip eden insanlar, yani sizler de bunlara hakimsinizdir. Ve bizler de diyoruz ki, bizlerden aldığınız ehliyetle neden para kazanmayasınız? Yani bunun için size bilgiler aktaracağız. Mesela Rıdvan hocam, ehliyet aldıktan sonra para kazanabilecekleri firmalar nelerdir? Yani örnek olarak günümüzde en popüler olan tabii ki Getir. Getir dışında Trendyol, Go. Bunların haricinde bana bir, yani yemek sepeti uygulaması ve bir sürü uygulama var. Bunlar kurumsal firmalar bizim saydıklarımız. Bunun haricinde birçok yemek işi yapan firmalar artık kuryelerle çalışmaya ihtiyacı duyuyor. Örneğin şöyle bir örnek vereceğim size. Bugün yaşadığımız bir şey Rıdvan hocamla bir yere yemek yemeye oturduk. Aslında orası eskiden insanların oturup yemek yediği bir yermiş. Ama bizim sadece biz vardık masada ve feci bir şekilde paket servis yapıyorlardı. Yani bir sürü motorcu vardı.
hepsi paket servise gidiyordu. Yani insanlar artık alışkanlıklarını değiştirdi. Oturup yemek yerine evlerine, iş yerlerine yemek getiriyor. Bu sebeple motosiklet ehliyeti olan insanlara ihtiyaç duyuyor bütün sektörler. Yani sizler bu ehliyeti aldıktan sonra iş arayan kısım değil de aranan kısım olacaksınız. Yani şartları sizin koyacağınızı düşünüyorum. Çünkü size bu videoyu hazırlamadan önce birçok esnafla da görüştük Rıdvan hocamla. İnternetten de araştırdık. Evet, riskli bir iş olabilir. Çünkü motosiklet kullanacaksınız. Ama kontrollü trafik kurallarına uyarak yaptığınız zaman size hiçbir zararın olacağına inanmıyoruz. Onun için araştırdığımız kadarıyla şartları motosiklet ehliyeti olan, aktif motosiklet kullanan elemanlar belirliyor. Onun için Rıdvan hocam, artık eskiden B sınıf ehliyeti olan işe kabul oluyordu, hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Özellikle bu pandemi patladıktan sonra, yani bu pandemi yaşandıktan sonra motor ehliyetlerine aşırı bir talep var. Bunları örnek Trendyol'da getir mesela, bugün oturduğumuz yer sadece paket olarak dağıtıyor. İş imkanlarından bahsettiniz. Bunu tam zamanlı değil de part time olarak da yapanlar var. Tabii motosiklet ki. Kuryeleri. Yani saat 5'e kadar 6'ya kadar kendi işlerinde çalışıyorlar. Saat 6'dan gece 12'ye 10'a kadar part olarak da bu işi yapanlar var. Yani çok sıkça talep aldığımız bir ehliyet sınıfı oldu motosiklet ehliyeti. Yani şimdi düşünürsek, üzerinde konuşursak, çünkü çok konuştuk bu konuyu biz. Aslında video konumuz bu değildi bugün. Ama çok konuştuğumuz, sürekli gözümüzün önünde yaşanan şeyleri gördükten sonra sizlere böyle bilgilendirme videosu çekme ihtiyacı duyduk açıkçası. Çünkü artık insanlar ek işler yapmak istiyor ya da farklı sektörlere girmek istiyor. Genç yaştaki kardeşlerimiz, 18 yaşını doldurmuş kardeşlerimizin iş arayışları var. Onlara bir yol göstermek istedik. Hani sadece ehliyet olarak görmeyin. A1'i, A2'yi. Size kazanç kapısı açacak, size iş bulacak birer ehliyet olarak düşünün. Artık aldığınız B sınıfları değil, A1 ile A2 sınıfları para kazandırıyor. Şimdi bunların başvuruları nasıl? Ben mesela internette dolaşıyorum. Hep ilanlar bizimle çalışmak ister misiniz? Sizi arıyorlar aslında. Normalde siz ararsınız, bir kariyer sitesine girersiniz, özelliklerinizi yazarsınız. Aradığınız işi bulmaya çalışırsınız. Ama öyle değil. Artık firmalar reklamlar vermeye başladı eleman arayışı için. Onlar sizi arıyor. Siz onu aramıyorsunuz, onlar sizi arıyor. Çünkü çok denk geliyorum. Özellikle Scotty'ye denk geliyorum. Trendyol'un böyle bir çalışmaları var. Banebin'im var, Getir'im var. Yani sadece kendinizi bunu bir ehliyet olarak görmemenizi istediğimiz için bu videoyu çekiyoruz. Ehliyet değil de ileride bir aksilik olur, işinizle ilgili probleminiz olur. Bu ehliyet cebinizde kalsın. Size ileride para kazandıracak ki biz daha bu işin başındayız anladığım kadarıyla. Tabii çünkü ki. Ya da bir ek iş olarak da sağlanır. Tabii. Bir de pandemi yeni geldi. Çünkü hayatımızda pandemi yoktu. Bizler rahat rahat alışveriş merkezlerine giriyorduk, marketimize gidiyorduk, kasabamıza, manavımıza gidiyorduk ama artık öyle değil Rıdvan hocam. Artık biz istiyoruz, eve getiriyoruz. Daha yeni şekilleniyor. İleride daha da çok ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Daha da buna dönecek. Çünkü mesela Getir dediğimiz firmaya biz gidip bireysel olarak yürüyerek alışveriş yapamıyoruz. Muhtemelen artık böyle yeni firmalar kurulacak. Artık bizlerin gidebileceği değil, onların bize sadece getirebileceği firmalar olacak. Yani size bunun için böyle ufak bir bilgilendirme videosu hazırlamayı bir borç bildik açıkçası. Evet. İleride bununla ilgili bir iş yaparsanız, bizim bu videomuzdan dolayı da yaparsanız biz mutlu oluruz. Şimdi tabii bunları anlattık, çok güzel. Ama bunları ehliyete almak için de bir sürecimiz var değerli takipçilerimiz. Süreçle ilgili bilgilendirmeyi Rıdvan hocamız yapacak. Size hangi ehliyeti ne kadar sürede alabileceğinizin bilgisini verecek. Tabii A1 sınıfıyla başlayalım. A1 sınıfı 16 yaşını doldurduktan sonra kayıt yaptırıyorsunuz ve ilk ehliyetiniz olacağı için öncelikle bir yazılı sınav, yani elektronik sınav süreciniz var. Bu süreç ortalama bir aylık bir süreç. Elektronik sınavdan başarılı olduktan sonra da yaklaşık 2 hafta sonra eğitimlerinizi tamamladıktan sonra direksiyon sınavına giriyorsunuz. Yani A1 sınıfının ortalama süresi 2 ay, 2 ay ile 2,5 ay arası değişim göstermekte. A2 sınıfı yine daha önceden hiçbir ehliyetiniz yoksa, hiçbir ehliyet almadıysanız, ilk ehliyetiniz olacaksa yine aynı sürelerde. Yani 2 ay ve 2,5 aylık bir süresi var. Peki daha önceden ehliyet aldınız, buna ekleme olarak A2 sınıfını istiyorsanız bunun süreci daha da kısa tabii ki. Kaydı yaptırdıktan sonra yaklaşık bir ayda bu ehliyete sahip olabiliyorsunuz. Aynı şekilde A sınıfında da geçerli bu. İlk ehliyetiniz olacaksa 2-2,5 ay.
ikinci ehliyetiniz olacaksa, yani ekleme yapıyorsanız ehliyetinizde, bunun da süresi bir ay olacaktır. Yani ehliyetine çok uzun sürdüğünü düşünmüyoruz. Diğer B sınıfına göre tabii maliyetleri biraz daha uygun. Vergisi, kurs ücretleri, o konuda da bilgi verelim size. Hocam, biz bu hizmeti veriyoruz. Bizden alabilirsiniz ehliyeti. Başka kurumlardan da alabilirsiniz. Amacımız sadece hani ehliyeti aldıktan sonraki süreci size anlatmak. Size iş fırsatlarının önünü açmak. Bunlarla ilgili çalışmayı daha önceden de yapmak istiyorduk ama bugüne kısmetmiş. Evet, ehliyetleri bu süreçlerde alabilirsiniz. Eğer daha önceden alınmış bir ehliyetiniz varsa süreç daha da kısa olacak Rıdvan Hocam'ın dediği gibi. Bir ay içerisinde ehliyetinizi alıp istediğiniz firmada çalışabilirsiniz. Yani bunlar bizim aklımıza gelenler. Tabii isterseniz bunu daha derinlemesine sizler için araştırabiliriz. Firmalarla görüşme yapabiliriz. Firmaların aradığı şartları öğrenebiliriz. Bunları tekrar sizin için video yapabiliriz. Amacımız sadece bir hizmet satmak değil, hizmeti sattıktan sonra da sizlere faydalı olabilecek bilgiler aktarmak istiyoruz. Bunlar için de özel videolar hazırlıyoruz, değil mi Rıdvan Hocam? Evet, doğrudur. Videoların devamını istiyorsanız eğer mesela şunu da isteyebilirsiniz. Biz Getir firması ya da Trendyol için nasıl çalışabilirim? Hangi şartları sunuyorlar? Sizin için bunları da araştırır. Bunları sizin için de video haline getiririz. Hatta firmalara gidip bunlarla ilgili sizler için bilgi de alabiliriz. Tabii değil mi Rıdvan Hocam? Aklınıza takılan sorular veyahut da bizden istediğiniz bilgiler olursa bunu tabii yorumlar kısmına ekleyin. Bunları dikkate alır. Sizin için bir çalışma yapar. Böyle bilgilendirici videolar da paylaşabiliriz sizin için. Videomuzun sonuna geldik artık. Umarım söylediklerimiz, aktardıklarımız bir yerlerde işinize yarar. Biz her videonun sonunda dediğimiz gibi trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi takalım. Hoşçakalın.